değerli izleyiciler, 3 şey hemen söyleyeceğim çünkü vaktimiz çok azalıyor. Bir, Atatürk diktatör müydü? Hayır, asla klasik anlamda diktatör değil de örneği de Mussolini ve Hitler'le mukayese ederek söyledim. Ama devrim yaptığı olan toplumun seçmen kitlesi henüz vatandaşlık bilincine ulaşmadığı ve hala din tarım toplumlarının köle çoğunluğunu temsil ettiği için ne yazık ki çok parti yöntemlerini kullanamadı. Bir tane kendisine karşı kurulmuş bir parti vardı 1924'te. Arkadaşlarının, hilafetçi arkadaşlarının kurduğu parti. O zaten Şeyh Sait isyanından sonra kapatıldı. Öbürünü kendi bizzat yapmak istedi. Ve hedefi hiç kuşkusuz çok partili demokrasiydi. Onu da kendi arkadaşına kurdurdu. Serbest Cumhuriyetçi Fırka. Ama o da yürümedi. Ve maalesef kendi yaşamında şöyle dört dörtlük bir demokratik çok partili rejimi kuramadı. Çünkü toplumun değişme hızı ona uygun değildi. Bir çok önemli nokta, demokrasiler gökten zembillen inmez. Demokrasiler sınıfsal nitelik taşırlar ve sınıfsal kavgalarla, sınıfsal çatışmalarla kurulurlar. Önce sermaye sınıfı, burjuva sınıfı toprak ağlarıyla dövüşür, kanlı dövüşler olur, kendi haklar alır. Sonra o geliştikçe ortaya çıkan işçi sınıfı bu sefer yine kanlı bastırmalarla ve kavgalarla temel hak, insan özgürlüklerini, hak ve özgürlüklerini alır. Yavaş yavaş demokrasi kurulur. İşte ancak böyle kurulur üstelik de. Emekçi sınıfların tam egemenliği olmadan, onların tam anlamıyla hak ve özgürlükleri verilemeden hiçbir demokrasi ciddi olarak başarıya ulaşamaz. Nitekim Türkiye'deki sıkıntıların hepsi Atatürk döneminde ne burjuva sınıfının ne de tabii işçi sınıfının olmasıydı. İkisi de yoktu. Yani o yüzden katiyen klasik anlamda bir çok partili düzeni kullanarak hem Güney Amerika'da hem Orta Doğu'da hiç oralara gitmeden diktatörlüklerini dine dayalı olarak veya başka milliyetçilik gibi, ırkçılık gibi faktörlere dayanarak ilan edenlerle uzak yakın hiçbir ilişkisi yoktur. Tamamen hedeflediği şey demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir. Bunun altını çizelim. Bu bir. İki, yeme, içme, uyuma ve üreme dedik. Maalesef erkek egemen toplumlarda kadını sadece mal gibi, eşya gibi görmek eğilimi değil ve iktidar korkusu değil, aynı zamanda kadını bir kuluçka makinesi gibi görmek yozlaşması, hatası, yanlışı yapılıyor. Bu fevkalade kötü bir şey. Kadın asla bir kuluçka makinesi değildir. Kadın erkekle, hatta bazı konularda erkekten daha üstün özellikleri olan bir emekçi kimliği öne çıkan, entelektüel kimliği öne çıkan bir varlıktır. Erkekler bundan pek hoşlanmıyorlar herhalde. Onun için onun altında bir defa daha çizelim. Mal gibi, eşya gibi mülkiyet duygusuyla veya kuluçka makinesi gibi bakmak kadına, ona yapılabilecek, insana yapılacak, insanlığa yapılacak en büyük hatadır. Dedikten sonra çok önemli bir şey dikkatimi çekti. Bir haber kanalında bir haber sunan kişi, zat, Yılmaz Büyükerşen'e yeter filan demiş. Yılmaz Büyükerşen için. Yılmaz Büyükerşen Türkiye'de bir mucize, bir dahi, müthiş bir adam. Geçmişine baktığınız zaman Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi yapan kişi. Evet. Kur'an Orhan Bey'dir ama asıl onu üniversite yapan Yılmaz'dır. Eskişehir'i, bir Orta Anadolu kentini, bir Avrupa kenti seviyesine yükselten, bilmem bir ırmağı, bir dereyi, işte ne derseniz, nehri, bir Kotdazür gibi içinde yelken yarışlarının yapıldığı bir rüya kentine dönüştüren bir kişidir. Üstelik de bunları kendi belediye olanaklarıyla yapan bir işidir. Eğer Türkiye'deki belediye başkanlarının %10'u Yılmaz Büyükerşen gibi olsaydı, Türkiye bugün Avrupa Birliği'nin çoktan üyesi olurdu. Bunu da vurgulayalım, böyle densizlikler yapılmasın. Çok fevkalade şiddetle kınıyorum böyle. Yılmaz Büyükerşen'e bırak filan. Kimsin sen ya? Bir de gazetecinin işi mi şey? Neyse, onu da vurgulamış olalım. Yılmaz Büyükerşen'e saygılarımızla. Ben de saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum.